Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte yeni bir seriye başlıyoruz dostlar. 2021 tayfa için hazırlamış olduğumuz bir seri olacak. 2021 yılında sınava girecek olan tüm öğrencilerimiz için TYT matematiğinden tutun da KPSS matematiği, DGS matematiği için bunların müfredatlarında bulunan tüm matematik konularını tek tek bu seride anlatacağız dostlarım. Hepsini, bütün matematik konularını, daha doğrusu yani müfredatta olan bütün matematik konularının hepsini anlatacağız. Sınavda çıkması muhtemel konulara değineceğiz dostlar. Sizi çok fazla değişik, ilginç bilgiyle yormayacağız. Sadece gerekli olan, işinize yarayacak olan bilgileri anlatacağız dostlarım bu seride. Yeni oynatma listemizin ismi 2021 matematik konu anlatımları diyeceğiz dostlar. Peki nasıl işleyeceğiz öğretmenim bunları? Bir kere arkadaşlar çok basit bir şekilde anlatacağım. Yani hiç bilmeyen bir öğrenciye anlatırmış gibi tane tane tek tek anlatmaya çalışacağım dostlar. İlk başta bir konu özeti yapacağız. Her videomuzda böyle olacak. Bir kısa konu özeti olacak. Konu özetinden sonra o konuyla ilgili sınavda çıkmış üniversite sınav sorularından çözmeye çalışacağız. KPSS soruları, DGS soruları çözmeye çalışacağız. İşte biraz böyle önce ilk başta kolay sorularla çözeceğiz. Sonra sorularımızı gittikçe zorlaştıracağız. Yeni nesil sorular sormaya çalışacağız. Her çeşit sorudan çözmeye çalışacağız. Konuyu özetini anlat. Konu özetini yaparken kısa ve anlaşılır bir şekilde tane tane anlatacağım. Fakat soru çözümlerini kolaydan zora doğru bulunabilecek en zor yayından en kolay yayına kadar tüm soruları çözmeye çalışacağım dostlar. Arada değişik bilgiler de vereceğiz arkadaşlar. Pratik yollar da öğretmeye çalışacağız. Şimdi ilk konumuz olan temel kavramlar konusuyla başlıyoruz dostlarım bu videomuzla birlikte. Şimdi temel kavramlar konusunun içerisindeki ilk başlığımız sayı kümeleridir dostlarım. Biz bu sayı kümelerini 4 belki 5 videoda, şimdi kaç videoda hazırlayacağımı tam bilmiyorum. 4-5 videoda muhtemel olarak sayı kümelerini bitireceğiz arkadaşlar. Sayı kümeleri komple bittikten sonra hemen yeni videomuzda ne olacak? Sayı kümeleriyle ilgili kolay sorular, sonra bir sonraki videoda zor sorular, bir sonraki videoda yeni nesil sorular gibi, üniversite sınav soruları gibi değişik videolarla da bu konuyu iyice pekiştireceğiz dostlarım. Sonra bu konu bitecek, ikinci konuya geçeceğiz. Yine ikinci konuyu da aynı şekilde bu böyle kısa özetlerle tane tane anlatarak sizin daha iyi anlayabilmeniz adına yavaş anlatarak ilerleyeceğiz inşallah dostlarım. Şimdi sayı kümelerinin birincisiyle başlıyoruz dostlarım. Bir numaralı bölümündeyiz. Sayı kümelerini doğal sayılarla başlayacağız dostlar. Doğal sayıları işledikten sonra tam sayılar, işte rakam, işte ne bileyim reel sayılar, rasyonel sayılar şeklinde konuyu ilerleterek gideceğiz inşallah diyelim. Şimdi sayı kümeleri dediğimiz kısım, işte doğal sayılarla başlıyoruz. Birinci bölüm doğal sayılardır. Tam sayılar, ne bileyim rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, reel sayılar şeklinde de tane tane ilerleteceğiz dedik dostlar. Şimdi hemen doğal sayılar nedir, nelermiş, ne işe yararlarmış bunu anlamaya çalışacağız. Birinci kağıdımızı da koydum önümüze. Bakın diyor ki, doğal sayı dediğimiz muhabbet, doğal sayı dediğimiz küme, sıfırdan başlayacak sonsuza kadar giden elemanların oluşturduğu kümeye doğal sayılar kümesi deniyormuş dostlar. İlk sayılar kümemiz bu. Doğal sayılar kümesi. Nereden başlıyormuş? Sıfırdan başlayacakmış dostlar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyormuş. 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gidiyormuş bu küme. Doğal sayı dediğimiz şey, doğal sayıların kümesi N harfiyle, Nide'nin N'siyle, büyük N harfiyle gösteriliyormuş dostlar. En küçük doğal sayımız sıfırmış kardeşim. Sıfırdan daha küçük bir doğal sayı yokmuş. Yani sorunun içerisinde sana diyecek ki işte A, B, C doğal sayılardır. Sen hemen şunu diyeceksin. Bu A, B, C dediğimiz sayılar en az sıfır olabilir. Peki en çok kaç olabilir? Sonsuza kadar yolu var dostum. En çoğunu bilemem ama
En az ne olabilirmiş? Sıfır olabilirmiş. Zaten bu sıfır bizim matematiğimizin en önemli rakamıdır bence dostlarım. Sayısıdır, rakamıdır diyebilirim arkadaşlar. Birçok yerde dikkat etmeniz gereken tek rakam bence sıfır olacak ki bunları da zamanla vurgulayacağım size. Negatif doğal sayı diye bir şey yok arkadaşlar. Doğal sayı dediği zaman negatif sayıları kesinlikle düşünmeyecekmişsin. Sadece en küçüğü sıfır, ondan sonrakilerde 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Sıfır dediğimiz sayının, sıfırın işareti yok arkadaşlar. Sıfır işaretsizdir. Sıfırın işareti yoktur dostlarım. Yani pozitif de değildir, negatif de değildir sıfır dediğimiz amcamız. Sıfırdan büyük bütün doğal sayılar da tabii ki pozitif olacak. Biliyorsunuz bu. Evet, doğal sayılar kümesi böyleymiş dostlarım. Şimdi doğal sayılar kümesi de kendi içinde ayrımlara sahip dostlar. Mesela bunlardan bir tanesi sayma sayıları. Nedir hocam bu sayma sayıları? Hani az önceki doğal sayılar kümesi var ya dostlar, N harfiyle gösterdiğimiz. Bu doğal sayılar kümesinden sıfır elemanını çıkartıyorsunuz, yani sıfırı çıkartıyorsun. Geriye kalan işte bütün sayıların oluşturduğu küme senin sayma sayıları kümen dostum. Sayma sayıları kümesi N artıyla gösteriliyormuş. Yani pozitif olan doğal sayılarla gösteriliyormuş. Hani doğal sayıların kümesi şöyleydi. 0, 1, 2 diye sonsuza kadar gidiyordu dostlarım bu küme. Sen bu sıfırı çıkarttığında sıfırın işareti yoktu biliyorsun ama geri kalanlar pozitif olanlardı. Yani doğal sayıların pozitif olanlarına biz sayma sayıları diyormuşuz dostlar. En küçük sayma sayısı birdir kardeşim. Birden başlar sayma sayıları. 1, 2, 3, 4, 5 diye de devam edermiş sayma sayıları dediğimiz amcalar. Ya zaten böyle değil mi kardeşim? Şimdi düşün, hayal et. Senin karşına ben 20 tane armut koysam. Tabii sayısını sen bilmiyorsun. Desem ki sana, say bakalım burada kaç tane armut var. Bak say diyorum sana. Kaç tane armut olduğunu söyle bana diyorum. E ne yaparsın? Sayarken kaçtan başlarsın? Herhalde tutup da 10, 11, 12 diye saymazsın. Birden başlarsın değil mi saymaya? Dostum saymaya biz hep birden başlarız. İşte öğretmen sınıfa girer, bakalım kaç öğrenci gelmiş, sınıfta kaç kişi var diye saymaya kalktığını düşün. Hep birden başlarsın. Ya da dersin ki İşte karşımda kaç tane arkadaşım var? Şunların bir sayısını öğreneyim. 1, 2, 3, 4, 5 diye başlarsın. Yani hep birden başlarsınız. Sayma sayısı dediğimiz zaman birden başlayacağız dostlar. Ve sayma sayılarının hepsi pozitiftir. Negatif sayma sayısı diye bir şey yoktur dostlar. Şimdi gelelim doğal sayıların çift olanlarına kardeşlerim. Çift doğal sayı demek 2'nin katı olan bütün sayılar çift sayılardır dostlar. Yani bakın işte 0 bir çift sayıymış. Bak işte önemli. Sıfırı da artık tek çift sayı sorularında biz sıfırı da düşünecekmişiz ve sıfırın çift sayı olduğunu bilecekmişiz arkadaşlarım. Sakın ha bunu da unutmayın. Önemlidir. O tek çift sorularında veya bunun gibi birçok soruda aslında sıfırın önemini anlayacaksınız. Tabii bunu ne zaman anlayacaksınız? Soru çözdüğümüzde anlayacağız inşallah arkadaşlar. 0, 2, 4, 6 gibi hep 2'nin bir katı olan 3 katı, 4 katı, 5 katı şeklinde 2'nin katı şeklinde ifade edilen doğal sayılara çift doğal sayılar diyoruz biz dostlar. Tek doğal sayı dediğimizde 2'nin katının bir fazlası olan bütün sayılara da tek doğal sayı diyoruz. 2'nin katının bir fazlası. Mesela 2'nin bir katı 2'dir. Bir fazlası nedir? 3. İşte 3 bir tek sayı. 2'nin 2 katı 4'tür. Bir fazlası 5'tir. Demek ki tek doğal sayılarda neymiş? 2n artı 1 ifadesiyle belirtiliyormuş. Çift doğal sayılarda 2n ile belirtiyormuş. 2n'in bir fazlası tek doğal sayı olacakmış dostlarım. Şimdi hadi gelin birazcık ısınalım arkadaşlar şimdi. Şöyle birkaç tane, 3-5 tane konuya ısınalım diye yazdığım şöyle ufak tefek ince sorular var. Bunlara bir bakalım birlikte isterseniz. Diyor ki ilk cümlemiz, iki basamaklı en küçük doğal sayı
Kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Hem iki basamaklı olacak. Bak şöyle göstereyim. İki tane basamaktan oluşacak. En küçük olacak dostlar. Şimdi iki basamaklı en küçük dediğine göre bir kere hani sıfırdan başlıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar geldim. Bunların hepsi tek basamaklı. İki basamaklı dediyse bir kere 10 dediğim sayıyla başlar. İki basamaklı sayılar 10, 11, 12 diye giderler ki en küçüğünü soruyor zaten. Direkt onu işaretledik. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. Artık bu da sizin için çocuk oyuncağı dostlar. 3 basamaklı dediği için şuradaki ilk sayıya 1'i yazdım. Yanına da 2 tane 0 koydum. Yani 100 dediğimiz sayı çıktı. Geldik şuna. 2 basamaklı rakamları farklı. İşte dostlar bu doğal sayıların temel kavramlar kısmında bize sorduğu sorularda dikkat etmen gereken hususlardan biri bu. Rakamları farklı mı demiş, rakamları farklı dememiş mi? Buna çok dikkat edeceksiniz dostum. Çünkü soru ister istemez birdenbire değişiyor ki birçok öğrencinin sınavda dikkatsizlikten sınavı kaçırdım cümlesini çok sık duyacağız arkadaşlar. Ya hocam işte sınavda dikkatsizlikten kaçırdım ya da birbirinize söyleyeceksiniz bunu. Ya bir dikkatsizlik yaptım basit bir soruyu kaçırdım şeklinde çok konuşacağız bu sene. Oradaki işte o dikkatsizliklerden bir tanesi de bu. Rakamları farklı demiş ama sen bunu dikkat etmemişsen o soru güme gitti diyebilirsin dostum. Pekala, rakamları farklıya dikkat edecekmişim ben. En küçük doğal sayı. Şimdi bir kere iki basamaklı olacak dostlarım. Onu bir gösterdik. En küçük dediği için başa 1'i yazdım. Bir sonraki sayım rakamları farklı olacak. Yani buraya yazdığımla buraya yazdığım aynı olmayacak. E yine zaten 10 değil midir dostlarım? Bakın rakamları yine farklı gördüğünüz üzere. Peki bir sonrakine geçtim. 3 basamaklı, bakın bu sefer 3 basamaklı demiş. Yine rakamları farklı demiş, dikkat. En küçük doğal sayı. E hocam şimdi 1 ile başladık. Tamam, güzel. Bir sonrakine 0 yazdık, şu anda hala rakamlar farklı. Ama en küçük dediği için 100'ü yazmak çok içimden geçiyor diyeceksin. Çünkü 3 basamaklı en küçük doğal sayımız 100 ya dostum. Ama şuna dikkat etmezsen gitti soru. Peki rakamları farklı dediği için ben o zaman şu üçüncü rakama 1 yazamam, 0 yazamam. E 0 ve 1'den sonraki en küçük rakamım hangisi benim? 2. O yüzden buraya da 2 yazdım. Yani 102'ymiş benim en küçük doğal sayım dedim dostlar. Evet hemen geldik. Şimdi biraz daha şöyle bir ısınalım arkadaşlarım bu kısma. Şöyle birkaç tane de kendimiz uydura uydura gidelim mesela. Desin ki 3 basamaklı desin yine, hatta farklı bir renk alayım ben. Şöyle bir şey alayım. Yine 3 basamaklı. Bak buna hemen kendin cevap ver. 3 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak. Farklı. En büyük. En büyük. Doğal sayı kaçtır diye sorsaydı bize. Rakamları farklı olacak. 3 basamaklı olacak. En büyüğünü soruyor. Şimdi 3 tane çizgimi çizdim. En büyük dediğine göre dostum bir kere ilk baştaki sayıyı mümkün olduğunca en büyük rakamımı yani 9'u seçtim. Şimdi ne kadar mesela en büyük 3 basamaklı sayı 9, 9, 9. Ama burada neye dikkat etmedik? Rakamları farklı kısmına. O zaman ne yapacağız öğretmenim? Başa 9'u yazdıysam bir sonrakinin 9 olma ihtimali yok. Hemen ne yapıyorum? Bunu bir sonraki en büyük sayıya geçiriyorum. Yani burası 9 ise 9'dan bir sonraki en büyük rakam kaçtır? 8. Buraya da 8'i yapıştırdım. Peki buraya ne yazacağız dostlar? Rakamlar farklı dediği için 9 yazamam, 8 de yazamam. O zaman ne yazabilirim ben? 7 yazabilirim dedim. Şimdi geldik. Hemen bir soru daha yazalım. Sonra yeni kağıda geçelim dostlarım. Şöyle deseydi bize. Şimdi 3, 2 tane olsun ya da. 2 tane 2 basamaklı 2 basamaklı doğal sayı yazacaksın. Doğal sayı yaz. Fakat kullanılan tüm rakamlar farklı olsun. Tüm rakamlar farklı olsun. Diyorum ki bir de toplamları en az kaç
Olur. Şimdi soruyu bir daha şöyle kısa bir özet yapayım ben. Diyor ki iki tane şöyle alt alta iki tane iki basamaklı doğal sayı yaz diyor. Sonra da diyor ki bunları toplayacaksın. Ama toplamları en az olacak. Bir de burada kullandığı şu 1, 2, 3, 4 tane rakamın 4'ü de birbirinden farklı olacak diyor. Şimdi soruyu anladıysak arkadaşlarım gelin şuradaki rakamları bir doldurmaya başlayalım biz dostlar. Şimdi bir kere toplamları en az olacağı için benim iki basamaklı en küçük sayıları şöyle bir düşünmem lazım. En küçükleri 10'dan başladım. 11, 12, 13, 14, 15, 16 diye gidiyor bunlar. En az olması için de düşündüğüm sayıların da mümkün olduğunca en küçük olması lazım. O yüzden ilk sayıyı 10 diye seçtim dostlarım. İlk sayımız 10. Peki bir sonraki sayıya gelelim şimdi. İkinci sayımız. Şimdi 11'i yazamam dostum. Neden yazamam? Bir kere buraya 1, 1 yazarsam bak ne diyordu? 4'ü de birbirinden farklı olacak. Kullanılan tüm rakamlar. Yani 1'i bir kere kullandıysam bir daha başka bir yerde kullanamam ben bu 1'i. O yüzden 1'li olanları sildim. 12 de olmaz o zaman öğretmenim. Evet olmaz. 13 olmaz. 14 olmaz. 15 olmaz. 16, 17, 18, 19 olmaz. Çünkü bunların hepsinde 1 var. 1'i bir daha kullanamam. O zaman bir sonraki sayılara devam edelim. 20, 21 şeklinde gidiyor bunlar. Peki 20'yi kullanabilir miyim? Yani şuraya 2 yazsam. Evet 2 uygundur. 1 sıfırdan farklı bir rakamdır. Peki 20 olması için de buraya 0 yazdığımda 0'ı kullanabilir miyim? Hayır kullanamam. Çünkü yukarıda 0'ı kullanmıştım. Burada bir daha kullanamam. O halde bir sonraki 20'den sonraki 21'e geçtim. Peki 21 olur mu öğretmenim burası? Olmaz. Neden? Çünkü burada 1 var. 1'i bir kere kullandım, bir daha kullanamazsın. Peki 22 olur mu öğretmenim? 22 de olmaz. Çünkü 2 burada var, burada kullandın. O zaman ne kaldı geriye? 23 kaldı. Demek ki 10 ile 23 olacak ki toplamları da 33 oldu. Gönül rahatlığıyla diyebilirsin artık dostum. İşte bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Rakamları farklı demiş mi? Kullanılan rakamlar farklı demiş mi şeklinde bu detaylara dikkat ettiğimizde inanın bana bu konu çok kolay gelecek size. Şimdi konuyu daha iyi öğrenebilmek adına birkaç tane soru hazırladım ben arkadaşlarım. Bunları birlikte çözelim istiyorum hemen. Şöyle ilk sorumuzu koyalım ve başlayalım. Hadi bira bismillah deyip başlıyoruz. Diyor ki x, y, z birer sayma sayısıdır. Hocam sayma sayıları neydi? Sıfır yoktu bir kere içlerinde. Birden başlayacaktık. 1, 2, 3 diye tek tek gidiyordu bu sayma sayıları. Tamam. Olduğuna göre bak kesirli bir ifade gördüysen matematik sorusunun içerisinde hemen burada içlerini dışlarını çarp. Şimdi şu 1 dediğimin paydası da 1'dir. Bütün sayıların paydasında 1 vardır unutmayın. Hemen çarpıyorum. 1 ile z'nin çarpımı z. X artı y ile 1'in çarpımı x artı y. Peki z neymiş? X artı y'ye eşitmiş. Dursun kenarda öğretmenim. Ne diyor soru? Olduğuna göre x artı y artı z toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Peki canım öğrencim biz az önce x artı y'yi neye eşit bulduk? Z'ye. O zaman öğretmenim x artı y z'ye eşit madem. Madem ki böyle bir eşitlik var. Ben niye kullanmayayım ki? Boşuna mı bulduk bunu? Madem ki var böyle bir eşitlik o zaman x artı y'nin olduğu yere ben artık z yazarım. Peki burası z. Hocam bir z de buradan var. Toplam ne oldu? 2 tane z oldu. Bana demek ki 2z toplamını soruyor. 2 çarpı z. Lan bir sayının 2 ile çarpılmış olması o sayının ne anlama geldiğini söylüyordu. Hani buranın sonucu ne çıkacak dostlarım? Bak 2'nin bir katı. Yani çift sayı olacak hatırla. Demek ki sonuç çift bir doğal sayı olacak canım kardeşim. Sana da diyor ki hangisi olamaz? Peki bu çift bir sayı mı? Son rakamı şuradaki rakam çift ise benim bütün sayım çifttir. Burası çift bir iki çift bir sayıdır. O yüzden bu sayı da çifttir. Demek ki bu olabilir. Çünkü sonuç çift olacak dedik biz. Bu olabilir.
Şunun son rakamına bak, 4. 4 çift bir sayıdır. Çift bir rakamdır, çift bir sayıdır. Dolayısıyla bu sayının komple hepsi çifttir. O yüzden bu olabilir. 6 çifttir, bu da olabilir. 8 çifttir, bu da olabilir. 9 tektir. Demek ki bunun sonucu tek bir sayıdır. Ama biz çift olanı arıyorduk. O yüzden bu olamaz dostum. Sorunun doğru cevabı Edirne'ymiş demek ki. Hemen geçtim bir sonraki örneğimize. Diyor ki şimdi bu soruda. İki tane doğal sayının toplamı, bak her soru bankasında hangi soru bankasını çözersen çöz, hepsinde göreceğin klasik bir sorudur dostlar. İşte çarpımlarının alacağı en büyük değer, en küçük değer gibi sorular. Ne diyor şimdi? İki tane doğal sayının toplamı. Aga iki tane doğal sayı var elimde. Hadi biri A olsun, diğeri de B olsun. Bunların toplamı 20'ymiş. Peki çarpımlarının, yani bu A ile B'nin çarpımının alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulun diyor. Sen şimdi burada canın isterse şöyle yapabilirsin. Lan hocam, toplamları 20 olan kaç tane rakam var ki ya da kaç tane sayı var ki? Neyden başlayayım? Sıfırdan başlayayım. Sıfır olabilir mi? Bak sıfıra dikkat canım kardeşim. Her sıfır kullandığın yerde iki kere düşüneceksin. Sıfır olabilir mi A? A doğal sayı demiş bana. A ve B'nin doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman sıfır olur. Deseydi ki sayma sayısının toplamı, A'ya sıfır veremezdim o zaman. Peki A sıfır olsun. B de bu durumda 20 olacak tabii ki. Başka 1 olsun, 19 olacak tabii ki. İşte 2 ise 18 olacak, 3 ise 17 olacak, 4 ise 16 olacak. Lan hocam böyle gideceğiz mi sonsuza kadar? Tabii ki hayır. Sadece bu bizim ilk sorumuz. Sadece ilk soruda eğer istersen hani kural mural bilmene gerek yok. Aha sana klasik matematik dostum. Hepimizin çok rahat düşünebileceği bir soru. Bütün sayıları yaz. Zaten toplamları 20 olan kaç tane sayı var ki de, yaz gitsin. 5 ile 15, 6 ile 14, 7 ile 13, 8 ile 12, 9 ile 11, 10 ile 10. 10 ile 10 olabilir mi? Bunun için neye bakacağım? İki farklı doğal sayı demiş mi dememiş mi, buna bakacaksın kardeşim ki dememiş arkadaşlarım. Sayıların farklı olduğunu söylememiş. O yüzden A 10 ise B de 10 olabilir. Ha, bundan sonraki 11 ise burası işte 9 olacak diyeceğim ama geriye doğru gidecek bu sefer. Yani 11 ile 9, 12 ile 8 şeklinde aynı sayılar karşıma çıkacağı için onları bir daha düşünmüyorum şimdi dostum ben. Peki devam edelim şimdi kardeşler. Çarpımlarını soruyordu bize hocam. Peki A 0, B 20 ise çarpımları ne olur bu durumda? 0'la 20'nin çarpımı 0 olur. Peki 1 iken 19 ise 1 ile 19'un çarpımı ne olur? 19 olur. 2 ile 18 ise 2 ile 18'in çarpımı ne olur? 36 olur. Bak şunu yakala artık canım kardeşim. Sayılar gittikçe gittikçe bizim bulduğumuz çarpımın sonucu da büyüyor. Mesela 3 ile 17 olsaydı, 3 ile 17 51 olacaktı. 4 ile 16 olsaydı, bak gittikçe büyüyor, 64 olacaktı. 5 ile 15 miydi o? 5 ile 15 olsaydı 75 olacaktı. Bak büyüyor gittikçe, yakala burayı. 6 ile 14 olsa, 6 ile 14 60, 6 kere 4 24, 84 olacaktı. 7 ile 13'ü deneyelim. 7 ile 13 70, 7 kere 3 21, 91 olacak bu durumda. 8 ile 12, 8 çarpı 12'den 96 gelecek. 9 çarpı 11 olsaydı 99 gelecekti. 10 çarpı 10'dan da şuraya yazayım hemen. 10 çarpı 10 100'ü getirecek bize. E bakın o zaman artık en küçük değerini 0, çarpımın en küçük değeri 0, en büyük değerini de 100 olarak bulduk. Ben de zaten cevabı buraya 100 ve 0 diye de yazmışım arkadaşlar. Peki hocam bu işin daha kolay yolu var mı? Daha pratik yolu nedir? Onu öğretsem bize diyeceksiniz. Ben de hemen öğreteceğim size goberler. Nedir bu işin en kolay yolu? Dostum,
Eğer ki çarpımlarının en küçük de en büyüğünü bulalım ya da en büyük değerini bulacaksanız, en büyük değeri bulabilmeniz için şöyle yazayım hatta, en büyük değeri bulabilmen için sayılar birbirine yakın olacak. Yani birbirine en yakın, bak 20 ile 0 arasında kaç sayı fark var? 20. 1 ile 19 arasında 18, 18 ile 12 arasında 16, işte 9 ile 11 arasında 2, 10 ile 10 arasındaki fark ne? 0. Birbirine en yakın iki sayımız 10 ile 10 olur. Toplamları 20 olacak. Birbirine en yakın olacak. 10 ile 10'u seçeceksin. En büyük değeri bulmak için birbirine en yakını seçeceksin. En küçük değeri bulmak için de birbirine en uzak olan sayıları seçecekmişsin. Yani 0 ile 20'yi seçecekmişsin. Olay bu. Peki hocam, şimdi başka nasıl çıkar bu soru karşımıza? Bak der ki, bir rakamlar ya da şöyle diyelim, iki farklı doğal sayının toplamı deseydi. İki farklı doğal sayı. En küçük değerini bulmak için evet 0 ile 20'yi alacaktım. Cevap yine 0 çıkacaktı, çarpımın en küçük değeri. Ama en büyük değerini bulmak için 10 ile 10'u alamayacaktım bu sefer. Çünkü farklı demiş olacaktı bana. Farklı dediği için ben aynı iki sayıyı, A ile B'yi aynı seçemem. O zaman cevap 9 ile 11'den 99 gelecekti dostlarım. Peki hocam şöyle sorsaydım. 2 sayma sayısının toplamı, sayma sayısı deseydi dostlar, işte bu incelere dikkat edeceğiz. Sayma sayısının toplamı dediğinde en küçük değeri, çarpımın en küçük değeri nedir diye sorsaydı, bu sefer cevap da sıfır olmayacaktı arkadaşlar. Çünkü sayma sayısı dediği için ben A'yı sıfır seçemeyecektim. Birden başlıyordu sayma sayıları. B'yi de 19 seçecektim. Bu durumda en küçük değerimiz bu olacaktı arkadaşlar. İşte bu detaylara dikkat edeceğiz. Ne zaman? Biz kitaptan soru çözmeye başladığımızda, sen de evde kendi soru bankandan soru çözerken bunlara dikkat edeceksin dostum. Geldim bir sonraki sorumuza. Şu alttaki kağıtları da atayım da çok yer kaplamasın onlarda. Evet, geldik bir sonraki sorumuza. Diyor ki A, B, C, D birer sayma sayısıdır. Bunlar sayma sayısıymış kardeşler. Yani 1, 2, 3, 4 diye gidiyorlar. Sıfır olma ihtimalleri yok o zaman. Sıfır değil bunlar. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bak şimdi şurayla bir konuşalım mı arkadaşlarım? Şu kısmı bir düşünelim birlikte. Dostlar diyor ki B 18 ile bir şeyin çarpımıdır diyor. 18 çarpı bir şey. Sen hemen şunu bileceksin kardeşim. Bunu tam sayılarda İkinci videomuzda yani daha ayrıntılı anlatacağım ama şimdiden bir duymuş olmanda bir fayda var. Şimdi bir şey, mesela B diyelim, biz de B diyelim. Çift bir sayıyla neyi çarparsan çarp, ne olursa olsun burası. Ne olursa olsun. Yeter ki çift bir sayıyla çarpılmış olsun, bu B dediğin şey kesinlikle çifttir dostum. Neymiş kural o zaman? Çift ile neyi çarparsan çarp, hiç umrumda değil. Sonuç kesinlikle çift olacakmış canım kardeşim. O halde öğretmenim, B dediğim sayı 18 ile, yani çift bir sayıyla bir şeyi çarpmışım. Neyi çarpmışım? Vallahi ben de bilmiyorum. Bir şeyi çarpmışım. D'nin ne olduğunun önemi yok. D tek de olabilir, çift bir sayı da olabilir, bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. B kesinlikle çift. O zaman şık, hani kesinlikle doğrudur diyor ya. Şıklarda B çifttir diye bir şey varsa doğru cevap kesinlikle odur. Ama B ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Bir tek şurada B ile C'nin toplamı var. Daha C hakkında bilgi sahibi değiliz. O yüzden C dursun şimdilik. Peki diyor ki D tek sayıdır. Ne bileyim ben lan. D'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Tek de olabilir, çift de olabilir. O yüzden D hakkında kesinlikle bir yorum yapamam. Gelelim şurayı konuşalım bir de. C hakkında da bir bilgi sahibi olalım dostlarım. Şimdi diyor ki burada da bir içler dışlar çarpımı yapacağız demiştik değil mi dostum? Ne dedik? Bir kesirli ifade görür görmez hiç düşünme. İçler dışlar çarpımına hemen yapıştır. Peki çarpalım. Şurayla çarpalım. B artı C oldu burası. Eşittir 7 çarpı 26 çarpı A. Hayda. Az önce öğrendiğim kural. Bak
şuradaki çarpma işleminin sonucu bir kere bir tane çift bir sayı var mı işin içinde? Var. 26 var. Bunların ne olduğunun önemi yok. Tekmiş, çiftmiş, hiç umurumda değil kardeşim. 26 var ya, çarpımın sonucu kesinlikle çifttir diyeceksin. Yani B ile C'nin toplamı kesinlikle ama kesinlikle çift bir sayıdır dedin. Ne diyor bu? B ile C'nin toplamı tek sayıdır. O zaman bu yanlış. Peki şimdi geldik şuraya. B ile C'nin toplamı çiftmiş. Peki hocam biz B'yi de çift bulmuştuk. Şimdi teklik çiftlik sorularında, yani zamanı gelince söyleyeceğim bunları tabii ki ama şimdiden bir daha duymuş olmakta fayda var dostlarım. Değer verin dostlar. Şimdi B çift sayı diyoruz ya. O zaman ben B'ye 2 diyeyim anasını satayım. 4 de, 6 de, 8 de, 0 de, yeter ki çift olsun. B çift bir sayı, 2. Peki sonuç da bir çift sayı olacakmış. Mesela 6 olsun. Peki 2 ile kaçın toplamı 6'dır? Tabii ki 4'ün toplamı 6'dır. Peki 4 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman C kesinlikle çift bir sayıdır dostum. C tektir diyor geç. Edirne şıkkımızda C çift sayıdır diyor. Doğru cevabı bulduk. Şuraya da not almışım zaten dostlar. Bunu, buraya bu cevapları bilerek yazıyorum ki canım kardeşim. Hani sen olur da videoyu durdurursun. Videoyu durdurduğunda hani benden önce çözmek istersin diye, ki şiddetle tavsiye ederim onu. Özellikle soru çözüm videolarımda bunu yapın zaten dostlarım. Onu söyleyeceğim soru çözüm videolarında. Şimdiki amacımız konu öğrenme. Konuyu öğreniyoruz, soru tipleri öğreniyoruz. Her soru bankasında muhakkak karşımıza çıkacak soruları görüyoruz şu anda dostlarım. Evet, burada da diyor ki 3, 6, 8 tane rakam vermiş, harf vermiş. Bunlar birbirinden farklıymış. Bak, hepsi birbirinden farklı. Diyor ki bunları sen ikişer ikişer yan yana getirdiğinde iki basamaklı doğal sayılar elde ediyorsun diyor. Tamam, çok güzel. Buna göre bu 4 tane iki basamaklı sayının toplamının en küçük değeri. Bak, ilk başta ısındığımız zamanki çözdüğümüz bir örnekten sormuş burada bize hemen çakal. Hemen halledelim onu dostlarım. Şimdi bak, 4 tane sayının toplamı 1, 2, 3, 4 tane iki basamaklı sayının toplamının en küçük değerini arıyorum. Lan diyorum ki bu sonucun en küçük olması için, en küçüğünden olması için şu kerataların da her birinin minicik 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 olması lazım. En küçük sayılar olması lazım. Yani iki basamaklı en küçük sayımız ne? 10, 11, 12, 13, 14 diye gidiyor bunlar değil mi dostlarım? E hocam, o zaman en başa bir kere 10'u yazalım. Eyvallah. Ama bir sonraki sayı olarak 11'i seçebilir miyim? Hayır. Neden seçemem? Çünkü 11 dersen bak, buna 10 dediğinde, şunu 10 seçtim ben AB'yi. C ile D'ye 1 ile 0 ya da 1 ile 1, 1 ile 2 gibi birli bir şey yazamam. Çünkü 1'i burada kullandım. Bir daha burada kullanamam dostum. O yüzden birli bir şey olmayacak. 12, 13, 14, 15, 16, 17'ler hepsi gidecek. Nereye kadar? 20'li sayılara kadar. O halde ben buraya 2 ile başlayan bir sayı yazacağım diyor. Peki hocam, bunu böyle uzun uzun düşüneceğiz mi? Kesinlikle hayır dostlarım. Bak ne yap biliyor musun canım kardeşim? Bu işin en güzel yolu şu. Adamım, ilk önce şu en soldaki, yani iki basamaklı sayı ya, soldakileri doldur. Nereden başlayayım hocam? Birden başla. 1, 2, en küçük bildiğin rakamları yaz. 1, 2, 3, 4. Sonra gel buraya. 0'ı unutma tabii ki. En küçük sayımız 10. 0, 0'dan sonra şimdi farklı bir rakam yazacağım değil mi? Şuradakilerden daha farklı olacak. 5 var değil mi? 1, 2, 3, 4'ten sonra 5 var. 6 var, 7 var. İşte olay bu kadar basit dostlarım. Bak, sayıları buldun hemen. Neymiş bunların da toplamını mı soruyormuş bize? Toplayalım. 5, 6 daha 11, 7 daha 18. Elde var 1, unutmayın. 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. 1 de elde vardı 11. 118. Aha, cevabı bulduk. Hadi geldik şimdi diğerini yapalım. Ne diyor B şıkkında da? Toplamlarının en büyük değeri, yani yine iki basamaklı 4 tane sayımız var elimizde. Bu sefer toplamlarının en
büyük de yerini istiyor. La hocam, o zaman da ben en büyük rakamları kullanacağım. Yani 99, 98, 97 gibi, 96 gibi sayıları kullanacağım ben. Peki nasıl yapıyorduk? Ne öğrettik size burada? Önce sol tarafı doldurun yukarıdan aşağı doğru. Burada da öyle yapalım o zaman öğretmenim. Önce sol tarafı, ama bu sefer büyük istiyor. En büyük rakamları kullan. 9 ile başla. Peki 9'dan sonra 8, 7, 6. Hocam geldik buraya. En büyükler, bak bunları kullandık. 6'dan sonraki en büyük 5, 4, 3, 2. İşte mevzu bu kadar basit dostum. Hadi şimdi bunları da toplayalım. 9, 3 daha 12, 2 daha 14 elde var. 1, 9, 1 de elde vardı 10 oldu. 18, 25, 31, 314 oldu. Bakın onu da tutturduk goberler. Evet dostum, hemen devam ediyorum bir sonraki sorumuzla. Bakalım bu ne diyormuş. X, Y, Z birer doğal sayı olmak üzere diyor kardeşim. Şimdi bu soruda da madem ki X, Y, Z birer doğal sayı, o zaman hemen aklımdan ne geçiriyorum? Bunlar canım kardeşim sıfır da olabilirler. 1, 2, 3, 4, 5 diye bütün doğal sayılar, sonsuza kadar tüm doğal sayılar olabilirlermiş. Peki başka ne vermiş? Diyor ki X ile Y'nin ve Z'nin çarpımı 1'dir diyor dostum. Madem ki bu kerataların çarpımı 1, bir de bunlar doğal sayı olacaklar. Lan çarpımları 1 olan doğal sayılar ne olabilir ki? En küçük doğal sayıları getireceğim aklıma. 1 olsa bir tanesi, bir diğeri ne olacak? Ne olabilir? 2 olsa çarpımları 2 gibi bir şey oluyor. 3 olsa daha da büyüyor. 4 olsa gittikçe büyüyor. O zaman diyeceğim ki bunların her biri 1, 1, 1 olabilir. Başka da seçenek yok elimde diyeceğim dostum. Hepsini 1 seçeceğim. Sonuçta bana bunlar için birbirinden farklı olsunlar diye de bir şart da koşmadığına göre, ki zaten koşamaz. Öyle bir şart olamaz burada dostlarım. Hepsini 1 seçiyorum o halde. Peki x yerine 1 yazdım. Bu ifadenin sonucunu istiyor. X yerine 1 yazarsak burası 5 olur. X yerine 1 yazarsak burası 2 olur. Eksi var başında. Y yerine pardon. Z yerine 1 yazarsak da burası eksi 6 çarpı 1'den eksi 6 olur. Şimdi 5'ten 2 çıkarsa 3. 3'ten de 6 çıkarsa, 3'ten 6 çıktı sonucum, eksi 3 geldi. Cevapta eksi 3'ü işaretledik hemen şıklardan dedik. Gayet basit, kolay bir soruydu dostlarım. Evet, geldik bir sonraki örneğimize. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Şimdi bize çarpımlarını vermiş. Toplamlarının en az ve en çok kaç olduğunu soruyor dostlar. Çarpımları 24 olan sayıları düşüneceksiniz hemen. Hani orada ne yapmıştık? Birbirine en yakın olanı, birbirine en uzak olanları seçin demiştik. En büyük ve en küçüğü bulurken. Burada bakalım ne yapacağız? Bunu öğreniyoruz. Az önceki soruda toplamlarını verip çarpımlarını istiyordu. Burada da tersi. Çarpımlarını verip toplamlarını istiyor ki, yine söylüyorum, her soru bankasında göreceksiniz bu sorudan siz dostlar. Şimdi çarpımları 24 olan sayılar. Doğal sayı dediği için sıfırı kullanabilirim diyorum, ama sıfırla neyi çarparsam çarpayım sonuç 24 olmayacağından, hatta sıfırla neyi çarparsam çarpayım sonuç nedir dostlarım? Sıfır çıkacağından dolayı sıfırı es geçiyorum. 1'i aldım o halde. 1 ile 24'ün çarpımı 24'tür. 2 ile 12'nin çarpımı, 3 ile 8'in, 4 ile 6'nın çarpımı 24'tür. 5 ile bir şeyin çarpımı 24 değildir. 6 ile 4'ün, bakın terse döndü arkadaşlar. Yani şuradakileri bir daha baştan yazmam gerekecek. O yüzden bunu kullanmıyorum ben bir daha. Şimdi gelelim toplamları ne oluyor bu durumda. Şimdi 1 ile 24'ü seçersek toplamları 25 oluyor. 2 ile 12'yi seçersek toplamları 15 oluyor. 3 ile 8'i seçersek toplamları 11. 4 ile 6'yı seçersem toplamları 10 oluyor. Peki toplamları en az kaç oldu? 10. En çok kaç oldu? 25. İşte doğru cevabı bulduk. Hangisini soruyorsa artık, en azı mı soruyor, en çoku mu soruyor? O tabii sorudan soruya değişecek dozları. Peki buradaki kural neymiş arkadaşlar? Çarpımlarını verip de toplamlarını istediği takdirdeki kural neymiş? En büyüğünü bulmak için
birbirine en uzak olanları seçecekmişim. Birbirine en uzak hangisi ise 1 ile 24'ü seçtim. Birbirine en uzak olanlar 1 ile 24 sonuçta. En büyüğünü buldum. En küçüğünü bulmak için ne yapacakmışız? Birbirine en yakın olan sayıları seçecekmişiz. 4 ile 6'nın arasındaki fark 2'dir. 3 ile 8'in arasındaki fark 5'tir. 2 ile 12'nin arasındaki fark 10'dur. 1 ile 24'ün arasındaki mesafe de 23'tür. En yakın olanları bu olduğu için 4 ile 6'yı seçtik ve toplamlarında en az 10 bulduk dedik dostlar. Pekala, bunu da hallettik arkadaşlarım. Hemen bir sonraki sorumuza geldik. Yine tek çift sorusudur dostlar ki önemli bir başlıktır. Ayrı bir başlık altında bir sonraki videoda zaten bunu tam sayılarla ki tam sayıları da işledikten sonra öğreneceğiz bunu. Tam sayıları da işin içine katınca. Şimdi sadece doğal sayılarla ilgili tek çift sorularını çözüyorum ben dostlarım. Peki bakalım x, y, z çarpımı tektir diyor. Dostlar hani bir önceki tek çift sorusunda da söyledim ben. Bir şeylerin çarpımı çift ise, sonuç çift ise bu çarpanlardan biri kesinlikle çifttir diyeceksin. Eğer ki sonuç tekse bunların hiçbiri çift değilmiş demek ki. Hepsi tekmiş arkadaşlarım. X de tek, Y de tek, Z de tek sayıymış. Çünkü biri bile çift olsa sonuç çift olacak demiştik. Burayı anladık herhalde. Tamamdır. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır diye bir şey söylemiş bize. Ne demiştim dostlar? Bu tek çift sorularında hemen değer verin arkadaşlarım. Sallayın. Hepsi de tek olacak şekilde. E hocam hepsine bir desek olur mu? Tabii ki olur. E farklı demesine gerek yok rakam bu x, y, z'nin. Farklı demesine gerek yok dostlarım. Hepsini bir seç. Ya da için rahat etmiyorsa bir seç, üç, beş, bir, üç, beş gibi üç tane tek sayı da seçebilirsin. Ben hepsini aynı seçtim. Peki şimdi getirip burada yerine yazıyorum. X yerine 1 yazdım. Y yerine 1 yazdım. Z yerine 1 yazdım. Ne oldu? 1, 1 daha 2. 3 de buradan geliyor. Toplarsam 5 geldi. Yani tek sayı geldi. Ama benden çifti istiyor. Demek ki A şıkkı doğru cevap değil. Geçtim bunu hemen. B şıkkına geldim. X yerine 1 yazdım. Y yerine 1, Z yerine 1 yazdım. X ile 1 ile daha doğrusu 2'nin toplamı 3'tür. 3 ile de 1'in çarpımı yine 3'tür dedim. Bunun da sonucu tek çıktı. Bunu da geçtim o zaman. Geldim şuraya. X'e 1 yazdım. Y'ye 1, Z'ye 1 yazdım. 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. Bir daha 1 ile çarparsam buranın da sonucu 3 çıktı. Yani tek sayı çıktı. Bu da doğru cevap değildir. Geldik bir sonraki şıkkımıza dostlarım. 1, 1, 1 yazıyoruz hemen. 1, 1, 1 yazdım. 6 buradan geldi. 6 da buradan geldi. 6'dan 6 çıktı 0. 0 ile de 1'in toplamı 1'dir. Yani sonuç yine tek sayıdır. Demek ki doğru cevabım Edirne'ymiş. Gelin bunu da deneyelim. 1, 1, 1 yazalım. 1 ile 1'in toplamı 2. 2 ile 1'in toplamı 2'dir. Yani çifttir. Aranan cevap da Edirne'den gelmiştir dostlar. Şimdi ezan okunuyor arkadaşlar. Videoyu kısa bir süreliğine durdurup ezan bitiminde tekrar devam edeceğim inşallah. Evet, ezanımız bitti dostlarım. Hemen sıradaki sorumuzla da devam ediyorum. Bakalım ne demişiz bir sonraki soruda. Diyor ki şimdi bu sorumuzda 3 basamaklı İki farklı doğal sayının toplamını... Aa, güzel soru bak bu da. Böyle insanın biraz kafasını karıştıran da bir sorudur arkadaşlarım. İyi dinlemenizi tavsiye ederim soruyu. İki farklı doğal sayının toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Dostlar çok güzel bir soru. Bunu şimdi biz doğal sayılarda görüyoruz ama tam sayılarda da ya da ne bileyim rasyonel sayılarda da üslü sayılar, köklü sayılar gibi ilerleyen aşamalarda da göreceksiniz. Birçok deneme sınavında karşınıza çıkacak. İşte alabileceği kaç farklı değer vardır sorusu. Geometride de karşımıza çıkıyor böyle sorular. Peki ne yapacağız öğretmenim? Alabileceği kaç farklı değer vardır sorularında? Bir yapacağınız tek bir işlem var. Bir en küçük değerini bulacaksın alabileceği. Bir de en büyük değerini bulacaksın. Diyeceksin ki bu aralıktaki tüm değerleri alabilir. İşte o aralıktaki değer sayısını işaretleyeceksin dostum. Mesela
Hani şöyle düşünelim. İşte benim yaşım kaçtır diye sorduğumda sen şunu diyeceksin: lan bu adam olsa olsa minimum 30 olur, maksimum da 40 olur. 30 ile 40 arasındaki değerlerin hepsi olabilir gibi düşünün arkadaşlarım. Bunun gibi bir şey. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim. 3 basamaklı doğal sayıların, 2 tane doğal sayı düşünecekmişiz 3 basamaklı. Nedir bunlar? İşte şöyle bir 3 basamak gösterelim. 2 tane doğal sayımız var. Nelere dikkat edecektik bu 3 basamaklı, 2 basamaklı doğal sayı sorularında? Rakamları farklı demiş mi, dememiş mi? Buna bakacağız dostlarım. Sayılar için farklı demiş mi, dememiş mi? Buna bakacağız. 2 farklı doğal sayı demiş. Yani sadece bu 2 sayının birbirinden farklı olmasını istiyor. Toplamının alabileceği en küçük değeri bulmak için sayıları da seçebildiğim kadar küçük seçiyorum. Bakın 100 seçtim ilk sayıyı. Bir sonraki sayıda yine 100 seçebilirim eğer istersem. Ama diyor ki sayılar farklı sayılar olsun. 100 ile 100 olmasın. Birisi diğerinden farklı olacağından 101'i seçtim. Peki hocam, sıfırı burada 3 defa kullandım. 1'i de 3 defa kullandım. Sorun yok. Çünkü rakamları farklı olsun dememiş bana soru dostlarım. Rakamları farklı olsun deseydi sıfırı yan yana 2 defa kullanamazdım. Ya da sıfırı burada 2 defa ya da 1'i burada 2 defa kullanamazdım dostlar. Peki bu durumda ben alabilecekleri en küçük 2 değeri buldum. Hemen bunları topluyorum. 201 çıkıyor. Yani bu iki sayının toplamının alabileceği en küçük değer 201. Hadi gelin şimdi bir de en büyük değeri bulalım. Peki en büyük dediği için ben bu rakamları mümkün olduğunca büyük seçeceğim. Ne seçerim? 999 seçerim. En büyük 3 basamaklı sayım benim budur. Peki bir sonrakini de yine 999 seçmeyi çok isterim. Bu durumda daha büyük bir sayı bulurum toplamlarını. Ama sayılar birbirinden farklı olacağı için bunun bir rakamı değişik olmalı. 998'i seçtim ben de. Peki bunların toplamı ne oluyor? 16'dan 17 elde var 1. 18'den 19 elde var 1. 18'den 19 geldi. Demek ki alabileceği en küçük değer 201'miş. Mesela bak, 201 en küçüğü. Bir sonraki toplamları 202 olabilir, 203 olabilir, 204 olabilir. Bu şekilde nereye kadar gidiyormuş, en fazla kaç olabilirmiş? 1997 olabilirmiş. En fazla da bu oldu dostlar. Peki hocam, burada kaç tane sayı var? Kaç tane terim var? Bunu nasıl bulacağız öğretmenim? Dostlar, terim sayısı diye bir formül var. Bunu yine ileride öğreneceğiz biz. Ardışık sayılar konusuna geçtiğimizde orada öğreneceğiz. Bunu o formülle değil de daha kolay bir yolumuz var. Böyle aralarındaki fark 1 ise dostlarım, bak hepsi birer birer artmış bunların. Bir fazla bir fazla gidiyor bunlar. Bunu bulmanın yolu çok basit dostlar. Şöyle yapıyorsunuz. En büyükten en küçüğü çıkartıyorsunuz. Yani son terimden ilk terimi çıkartıyorsun. 1997'den 201'i çıkartıyorsun. Bitmedi. Bir de artı 1 ekliyorsun. İşte burada kaç tane terim olduğunu bu formül veriyormuş. Neymiş formül? Son terimden, yani en büyüklerinden en küçüğünü çıkart, bir de 1 ekle. Peki hemen 1997'den 201'i çıkartalım. 7'den 1 çıktı 6. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 2 çıktı 7. 1'i de direkt aşağıya düşürdüm. 1796 yaptı. Artı 1 ekledim. 1797. Yani Edirne şıkkımız doğru cevap geldi. Hemen geçtik bir sonraki sorumuza. Bakın böyle sorularla daha iyi öğrenilir matematik ve geometri arkadaşlar. Soru dinleyeceksiniz. Tabii siz de hemen bu soruyu dinledikten sonra peşine hemen soru bankanızı açıp doğal sayılarla ilgili soru çözeceksiniz dostlarım. Ben ne yapacağım peki, size ne demiştim? Doğal sayılar işleyeceğiz, tam sayılar işleyeceğiz. İşte bu sayı kümelerini bitirdikten sonra hepsiyle ilgili karışık, sadece sorulardan oluşan bir video çekeceğiz. Yeni nesil olacak, üniversite sınav soruları olacak, soru bankalarındaki sorulardan oluşacak. Peki, geldik bu sorumuza. Diyor ki, 3 basamaklı 4 farklı doğal sayı var elinde diyor. Hadi gösterelim onu. 3 basamaklı olacak şöyle 4 tane de sayı var. Bu sayıların toplamı 683'tür diyor. Buna göre bu sayılardan herhangi ikisinin
Aritmetik ortası en çok kaçtır diye bir soru soruyor ki aritmetik orta nedir öğretmenim? Toplamlarının yarısı demektir dostlar. Topla 2'ye böl demektir. 2 sayının aritmetik ortalaması için söylüyoruz bunu çünkü 2 sayı demiş bize. En çok kaçtır diye soruyor aritmetik ortalaması. Diyeceksin ki lan hocam aritmetik ortalamanın en çok olması için bu sayıların en büyük olması lazım. Şimdi ben hemen şu 2 sayı diye bahsediyor. Ha şu ikisi üstten ikisi bu istediğimiz sayı olsun. Bunların en çok olmasını istiyorsun sen. Bunlar ne kadar çok olursa aritmetik ortalamaları o kadar da büyük olacak. E diyeceksin ki hocam toplamları belli arasını satayım. E bunların en çok olması için diğer ikisinin en küçük olması lazım ki mümkün olduğunca bunlara daha çok sayılar kalsın. Ben bu diğer iki sayıyı ne kadar küçük seçersem bunlar o kadar büyük olacak dostum. Peki söyle hemen 3 basamaklı en küçük sayımız neydi? 100. Peki sayılar için rakamları farklı demiş mi? Hemen ona bak bak. Neye dikkat edeceğine dikkat et. Rakamlar farklı demiş mi? Sayılar farklı demiş mi? Bunlara dikkat edeceksiniz dostlar. Rakamları farklı dememiş. O yüzden bir 0'ı seçebilirim ben. 100'ü seçtim. Peki bir sonraki sayıyı da 100 seçebilir miyim öğretmenim yine? Yani sayılar farklı olsun diye bir şart koşmuş mu? 4 farklı doğal sayı demiş. Doğal sayılar 4'ü de birbirinden farklı olacak. O yüzden 100'ü seçemem ama 101'i seçerim. Tamam mıdır? İşte bakın mümkün olduğunca küçük seçtim bunları. Peki bunların toplamı ne yaptı? 201. Şu ikisinin toplamına ne kaldığını bulmak için ne yapacağım? Büyük toplamdan 201'i çıkartıyorum. 2, 6, 462 kaldı. Şu iki keratanın toplamı. E 462 bizim alabileceğimiz en çok dediğimiz sayı. Bu ikisinin toplamı 462 ise aritmetik ortalamayı nasıl buluyordum bu ikisinin? 2'ye bölüyorduk demiştik. Hemen 462'yi 2'ye bölüyorum. 2, 3, 1. 231 çıktı. 462'yi... Ha şurası 8 pardon arkadaşlarım. 482 şıklarda göremeyince şaşırdım ben de. 482'yi 2'ye bölünce 241 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet dostlar. Hadi bakalım doğal sayılarla ilgili olan kısmı bitirdik. Bir sonraki videomuzda tam sayılar kısmını işleyeceğiz dostlar. Merak etmeyin şu temel kavramlar kısmını bitirdikten sonra videolar daha kolay bir şekilde ilerleyecek. Daha zevkli konular gelecek ki bence bunlar da çok zevkli arkadaşlarım. Lütfen zor diye sakın korkutmayın kendinizi. İnanın bana çocuk oyuncağıdır. Yeter ki dikkatlice dinleyin, öğrenin. Hadi öpüyorum hepinizi yanaklarından. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.